En kötü anlarında yanında olabiliyorsunuz açıkçası. En çok destek aldığı kişi o anda siz oluyorsunuz. Duygusal olarak en bitkin olduğu anlarda siz el uzatıyorsunuz. Siz orada çok önemli bir rol sahibisiniz. Adım Sefanur Urulu, 25 yaşındayım, hemşireyim. İstanbul'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Sakarya Üniversitesi'ni bitirdim. Açıkçası sene bile olmadı diyebilirim. Yeni atandım. 10 ay gibi bir süre oldu. Okuduğum bölüm şu açıdan zor açıkçası. Fazla ezbere dayalı bir bölüm. Ve bunun yanında da pratik eğitimlerde tabii ki bir el yatkınlığı açıkçası gerekiyor. Onun dışında çalışanlar için de sıkı bir çalışmayla yine her bölüm yapabilecekleri gibi bunu da yapabileceklerini düşünüyorum. Okulda iki türlü eğitimimiz var. Teorik ve pratik olarak ikiye ayrılıyordu derslerimiz. Teorikte sınıflarımızda hocalarımız anlatıyordu. Pratikte de biraz daha staj usulü diyebilirim. Böyleydi. 4 sene lisans eğitimiyle hemşire olabiliyorsunuz. Kesinlikle vicdan sahibi olmalılar. Çünkü mesleğimiz tamamen empatiye dayanan bir meslek. Çok zorlandığımız anlar olabiliyor ve tamamen o anlarda empati duygunuz öne geçmeli. Biraz da evet soğukkanlı biri olmalısınız açıkçası. Ne kadar empati duygunuz gelişmiş olsa da o acil durumlarda tamamen duygularınızdan arınıp olması gerekeni, olması gereken saniyede yapabilmeniz gerekiyor. Yok hayır, ben Anadolu Lisesi çıkışlıyım ve gayet evet mesleğimi yapabiliyorum. Sadece şunu diyebilirim ki onlar pratikte biraz daha bizden önde başlamış oluyorlar. Biz teoride biraz daha lisans eğitimi gördüğümüz için daha dolu geliyoruz diyebilirim. Şöyle söyleyebilirim, başka bir konumda demeyeyim. Sadece hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında idari kadroda çalışılabiliyor. Akademisyen olabilirsiniz. Yani onun dışında hemşirelik her yerde hemşirelik diyebilirim. Ben açıkçası hep sağlık sektörüne, sağlıkla alakalı her şeye çok ilgili biriydim. Bu yüzden hiç düşünmedim. Yani kendimi hiçbir zaman bir mühendis olarak hayal edemedim ama hep böyle bir sağlığın içerisinde insanlarla ilgilenirken, o tedavileri hazırlarken, o acil durumlarda bir insanın hayatına dokunurken hep hayal edebiliyordum. O yüzden hep bu mesleğin içerisindeydim diyebilirim. Evet, oldu. Özellikle abim o çok beni destekledi bu konuda. Ben başka bir bölüm istiyordum ilk başta. Yine sağlıkla alakalıydı ama o beni yönlendirdi diyebilirim, evet. İyi yanları çok fazla. Çünkü nasıl söyleyebilirim? Her gün bir insanın en kötü anlarında yanında olabiliyorsunuz açıkçası. En çok destek aldığı kişi o anda siz oluyorsunuz. Duygusal olarak en bitkin olduğu anlarda siz el uzatıyorsunuz. Ve iyileşmesi için tek çaresi orasıyken siz orada çok önemli bir rol sahibisiniz. Kötü yanları demeyeyim de yıpratıcı yönleri diyebilirim. O da tabii ki evet çok yorucu bir mesleğimiz var. Çok sabırlı olmalıyız. Duygularımız sürekli, empati yeteneğimiz sürekli açık olmalı. İnsanlara sürekli bir enerji vermeliyiz. En zor yanlarından biri bu diyebilirim açıkçası. Doğuştan gelen yetenek şöyle söyleyebilirim. Hani bazı insanları kan tutar ya. Böyle gördüklerinde bayılırlar veya böyle dinlemeye bile cesaret edemezler. Hemen böyle bir ay ben bayılıyorum tarzı. Öyle bir şey olmaması gerekiyor. Onun dışında soğukkanlı olabilmeniz gerekiyor. O anda müdahale edebilmeniz gerekiyor. Onun dışında hayır, doğuştan bir yeteneğe gerek yok. Gayet yeterli buluyorum aslında hemşirelik mesleği için. Sadece özel sektörlerde maalesef ki haklarını kimse alamıyor. Onun dışında devlette gayet yeterli ve iyi imkanlarda çalışıyoruz diyebilirim. Ben bu sene atandığımda direkt Covid dönemiydi. Hastalık tam anlamıyla tanınmıyordu. Biz böyle direkt sahada Covid'lerin içerisinde bulduk kendimizi. O yüzden ilk geldiğim zamanlarda daha o beyaz tulumları giymeyi bile bilmezken hasta odasına girip tedavi yapmam gerektiğinde hem zorlanmıştım hem de ben neredeyim bir an demiştim. Unutamayacağım, ömrüm boyu unutamayacağım anlardan biridir.
Evet, sağlık sektörü hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. Zaten pandemi döneminde de gördük. Çoğu sektör duraklamışken, çoğu sektör sekteye uğramışken sağlık sektörü tam gaz, hatta 2'ye 3'e katlayarak devam etti. O yüzden bitmeyecek bir sektör. Bu bölümü okumak isteyenlere de bu açıdan aslında olumlu destek verebilirim. Çünkü gerçekten devam ettirebilecekleri bir meslek. Evet, Türkiye şartlarında böyle. Geleceğe taşımak için demeyeyim, zaten geleceğe taşınacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bitmeyecek bir sektör. Ama daha ileri, daha iyi bir şekilde taşınması için akademik kariyerlerin şart olduğunu düşünüyorum. Eğitmenlerimizin daha iyi birer eğitici olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen sahadan geçmiş eğitmenlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü saha bambaşka, hastane ortamı, o anki ortam bambaşka. Onun dışında teknolojik gelişmelerle tamamen hemşirelerin kendilerini geliştirerek haklarını, sorumluluklarını, bu sistem içerisindeki rollerini tam anlamıyla bilerek davranmaları, hastaya, doktora, bütün çevresindeki insanlara bu açıdan yaklaşarak çalışmaları bence bu mesleği en iyi şekilde ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Çalışma sürelerimiz şu an devlette 3 vardiya şeklinde oluyor bizim, nöbet usulü. 8-17, 16-8 ve 24 saatlik nöbetler şeklinde çalışıyoruz. Şu an yeni atanan, devletten bahsediyorum, yeni atanan bir lisans hemşire 4500 civarı bir rakamdan başlıyor. Bunun dışında da kademe kademe, memurlukta kademeler var. Bu kademelerle beraber ve ekstra yüksek lisans yaptıysanız bunun bir maaşınıza etkisi oluyor. Ve kademelerinizde 10 yılda bir maaşınızda iyileştirmeler oluyor. 4500-6000 civarı diyebiliriz. Meslekte başarılı olmak isteyen bir kişi yüksek lisans yapabilir. Bu meslekte yüksek lisans tamamen sizin özel bir hemşire olduğunuz anlamına geliyor. Bir alanda ben bu alanın her türlü ince detayını biliyorum. Hemşirelikle alakalı bütün teorik ve bütün pratik eğitimini aldım. Ben bu alanda uzman bir hemşireyim diyebilmeniz için yüksek lisans hemşiresi olmanız gerekiyor. Yani bunu yapmış bir hemşire olmanız gerekiyor. Klinikte de bunun faydalarını göreceğinizi düşünüyorum açıkçası. Sonrasında da doktora olarak devam edebilirsiniz. Okumayı seven bir insanım. Her zaman böyleydim. Mesleğimde de bunun katkısını şöyle görüyorum. Çeşitli tıp dergilerini, makaleleri bol bol okuyarak aslında meslekteki yenilikleri daha önceden fark edip buna entegre olabiliyorsunuz. Yani mesleğinizi geliştirmenizde evet okumanızın çok faydası oluyor diyebilirim. Kamuda veya özelde çalışma ayrımı yok. Tamamen size kalmış bir şey. Sadece özel sektör, evet maalesef ki hemşirelerin hakkını veren bir sektör değil ülkemizde. O yüzden çoğu hemşire devleti tercih ediyor diyebilirim. Tabii nadir özel sektör olarak da kurumlar var. Onları dışarıda bırakıyorum. Zorunlu doğu görevi hayır yok. Tamamen KPSS'de sizin yaptığınız bir puan var. Açılan atamalarda her ilin, her hastanenin belli bir kontenjanı var. Siz de bu kontenjanlara göre aynı üniversite sınavında olduğu gibi açıkçası geçen senenin puanlarıyla kendiniz bir çıkarım yaparak istediğiniz illere göre sıralıyorsunuz. Tamamen puan usulü. Puanınız nereye yetiyorsa oraya giriyorsunuz diyebilirim. Tamamen kişisel zevk diyebilirim. Ama tabii ki şu an İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği bazı üniformalar var. Normal bölümlerde çalışanlar, yani bütün bölümlerde, bir de çocuk hastanesinde, ben şu an çocuk bölümünde çalıştığım için söylüyorum. Çocuk bölümleri için ayrı bir üniforma belirlenmiş durumda. Onlar böyle daha cıvıl cıvıl diyebilirim. Sadece İstanbul ili içerisinde geçerli olan bir kural tabii ki bu. Onun dışında Türkiye içerisinde başka illerde tamamen kişinin isteğine kalmış renkler, desenler. Ama şu an için pandemi dolayısıyla bir genelge ile istediğimiz formaları giyebilmemizin süresi uzatıldı diyebilirim. Çünkü pandemide sürekli forma yıkamak zorundayız. Sterilliğe çok dikkat etmek zorundayız. Yeri geliyor bazen hastanede nöbet sırasında bile üniforma değiştirdiğimiz oluyor. Çok fazla üniforma değiştirdiğimiz için şu an, yani İl Sağlık Müdürlüğü'nün yayınladığı genelgeye göre, formalarda bir esneklik söz konusu. Nöbet sistemi şöyle, dediğim gibi 3 farklı şekilde çalışma usullerimiz var. 8-17, yani sabah 8 akşam 5 mesailerimiz var. Akşam 4 sabah 8, yani gece nöbeti. Bir de 24 saatlik nöbetler var. Hemşirelikte şöyle bir şey yok. Haftanın şu kadar günü, şu kadar saat veya aylık şu kadar diye bir şey yok. Tamamen servisin dönmesi gerek. Yani eğer bir servis hemşiresiyseniz. Sonuçta orada yatan, tedavi gören hastalar var. Orada her zaman fix bulunması gerek.
gereken hemşire sayısı vardır. Biz tamamen aylık çizelgeler olarak çalışıyoruz. Aylık listelerimiz belirleniyor. Nöbetlerimiz de tamamen bu şekilde. 24 nöbeti ağırlıklı çalışmak isteyenler olabiliyor. 8-17 mesai çalışmak isteyenler olabiliyor. Daha düzenli bir hayatım olsun diyorsanız veya evli olan arkadaşlarımız 8-17 mesailerini tercih ediyor. Gece nöbetlerinde mesai saatleriniz daha fazla olduğu için aylık mesai saatiniz biraz daha düşmüş oluyor. Yani gittiğiniz gün sayısı düşmüş oluyor. Bekar bir insan olarak da evet. Bu daha işinize geliyor diyebilirim. Mesleğime devam etmek istiyorum açıkçası. Yani şöyle söyleyebilirim. Sadece akademisyenlik düşünüyorum. Eğer olursa o da yüksek lisans. Sonrasında bir üniversiteye girerek eğitimci olmak istiyorum açıkçası. Belli bir klinik altyapımdan sonra tabii ki. Mesleğimi şöyle tavsiye edebilirim. Gerçekten bu biraz daha şey, hemşireliği çok sevdim veya sonradan sağlık sektörünü çok sevdim demesi bir insanın biraz zor. Biraz küçüklükten gelen bir duygu açıkçası. Bazı insanlar tamamen matematiksel zekaya, tamamen bir şeyleri icat etmeye, robotik zekaya sahip oldukları için bu alanı sevmeyecekler diye düşünüyorum. Bazı insanlarsa benim gibi tamamen sağlık odaklı. Yani bu işi küçüklükten beri sevdikleri için bu mesleği yapabileceklerini düşünüyorum. O yüzden tamamen içgüdülerinizi dinleyebilirsiniz. Tamamen bu mesleği yapabilecek misiniz? İyi yanlarıyla, kötü yanlarıyla, zor yanlarıyla ve size gerçekten tatmin eden yanlarıyla, bütün yanlarıyla düşünüp oturup bu karara varabilirsiniz. Bu mesleği yapmak isteyenlere tavsiyem, diyelim ki üniversitede evet kazandınız. Artık bir üniversitenin bir hemşirelik bölümü öğrencisisiniz. 4 seneyi boş geçirmemeniz şu anlamda tamamen sertifika programları var. Mesleğinizi destekleyen, ileride CV'nize ekleyebileceğiniz, size gerçekten bir şeyler katacak sertifika programları var. Bu sertifika programlarını tamamlayıp elinizde bulundurmak size iyi gelebilir. Size bayağı faydası olacaktır. Onun dışında şöyle söyleyebilirim, stajlarınızı gerçekten dolu dolu yaşamanızı tavsiye ederim. Böyle kaçanlardan değil de daha çok bir şeyler öğrenme amacıyla staja gidenlerden olun. Çünkü o stajda öğrendikleriniz size gerçekten çok fazla şey katıyor. Ben bile şu an 10 aylık bir hemşireyim. Hala daha stajda şunu yapmıştım, stajda bu bölümde şunu görmüştüm deyip hatırlayıp şu an kendime bir şeyler katabiliyorum. Şu an işlerimde yeri geldiği zaman kolaylaştırabiliyorum bunları hatırlayarak. O yüzden bunları tavsiye edebilirim. Pratiğinizi olabildiğince geliştirin. Tabii ki teorinizde sizin her zaman cebinizde bulunmalı. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Rica ederim. Ne demek? Hoşça kalın.